Leheb suresine kısa bir giriş yapmak istiyorum Ebu Leheb ile ilgili. Düzeltiyorum, Ebu Leheb diyorum, Ebrehe ile ilgili. Ebrehe ile ilgili Fil suresi. Bu sure çok önemli olduğu için söylüyorum. Bu sure Mekke'de nazil oldu. 105. sure 5 ayettir. Mekke'de nazil olan surelerden biridir. Fil suresi. Elem tara keyfe feale rabbuke bi ashabil fil. Gördün mü? Rabbinin fil ashabına ne yaptığını görmedin mi? Gördün yani. Görmedi halbuki. Ama doğduğu yıl 6 ay, peygamberin doğumundan 3 ay veya 6 ay önce veya 50 gün önce olmuş olan bir olay, yakın biliyor peygamber bunu. Çünkü anlatılıyor, görürcesine. Yani Allah diyor ki, ben bildiriyorsam sen görmüşsün Muhammed. Allah'tan gelen bilgi yanlış olabilir mi? Elem tara keyfe feale rabbuke bi ashabil fil. Fil ashabına Rabbinin ne yaptığını görmedin mi? Elem yec'al keydehum. Rabbin onların tuzağını erdirmedi mi? Fi tadlil. Boşluğa düşürmedi mi? Onların planlarını boşa çıkarmadı mı? Varsala aleyhim tayran ebabil. Öbek öbek kuşlar gönderdi. Ebabil aslında öbek kuş demek ama kuşa da hani ebabil deniyor. Ebabil yıktı diyorlar ya. Termihim bi hicareti min siccil. Onlar üzerine pişkin tuğladan taşlar atıyorlardı. Kuşlar gagalarında ve pençelerinde taş alıyorlardı, topluyorlardı. Her taşın sahibi vardı. Her taş, her askerin bir ebabili vardı. Firavunlar çıkmadıkça, Ebreheler çıkmadıkça ebabiller çıkmaz yuvalarından. Ebabil ne zaman çıkar? Gerektiğinde çıkar. Taşları indirmek için. Termihim bi hicaret misicil fecaalehum ke asfi mekul. Hemen akabinde onları yenilmiş ekim parçaları haline getirdi Allah. Bazıları modernist, bazıları efendim bu kuşlar falan gelmedi de ne geldi? Acaba bir mikrop mu yayıldı? Mikrobun kuluçka dönemi var. Mikrop yayıldığında herkese yayılır. Yani mikrobun özel olarak sadece Ebrehe'nin ordusunu yok edeceğine inanıyorsun da kuşların gelebileceğine inanmıyorsun. Eğer bu ayeti kerimenin dediği hakikat olmasaydı bu ayetler indiği zaman Mekke'nin ihtiyarların hepsi yaşıyordu. Diyeceklerdi ki Muhammed biz görmedik öyle kuşlar. Hepsi biliyor olayı. Nesilden nesile aktarılmış. Kabe'yi yıkmaya gelen bir kralın, zalim bir kralın, Ebrehe'nin, Yemen'de gelen Ebrehe'nin Kabe yerle bir edeceğim. San'a'daki, kendine San'a'da bir ibadethane kuracak. Bütün insanlığı oraya çevirecek. Kabe yıkacak. Abdülmuttalib'in sözüne kadar muteber. Abdülmuttalib peygamberimizin dedesinin develerine el koyuyorlar. Abdülmuttalib develerini arıyor, bulamıyor. Geliyor Ebrehe ile konuşmaya. Ebrehe diyor ne istiyorsun? Ben diyor develerini istiyorum. Seni görünce çok seni büyük görmüştüm. Senden etkilenmiştim ey Abdülmuttalib. Ama baktım ki sen develerin peşindesin. Ben Kabe'yi yıkmaya geliyorum. Sen devenin hesabını yapıyorsun deyince Abdülmuttalib dedi ki ben develerden sorumluyum. Fillere gelince onların sahibi var. Kabe'nin sahibi var. Kabe'nin sahibi ne yapacağını sen göreceksin dedi. Kabe'ye doğru yürüyünce filleriyle beraber fil en büyük fil ayak direti yürümedi. Çünkü Cebrail yürümeyeceksin dedi. Yürümedi. Bunlar filleri zorladılar. Filleri zorlayarak oraya doğru götürmeye çalıştılar ama filler yürümüyorlardı. Üstlerindekini deviriyorlardı. Hortumlarıyla onları silkeliyorlardı. Alışılmış filler halbuki. Her biri ardınca silkeliyordu. Ebrehe ne kadar yürüse filler onu dinlemiyorlardı. Ve birdenbire hiç hesaba katılmadık bir şey oldu. Fillerin ayakları altında eziliyorlardı her birisi. Koca ordu hiçbir Mekkeli müdahale etmeden kendi içinde darmadağın oluyordu. Önünde durulmayacak Yemen'in o büyük ordusu
Önce fillerin inadıyla karşılaşacak. Çünkü fillere melekler yürümeyin diyecek. Yürütmeyecekti. Onun için böyle bir hadisede Hazreti Peygamber Ebrehe'nin fillerini Kabe'ye sokmayan kimse onu da sokmayan odur diyordu. Bunun üzerine birdenbire gökte bir karaltı, herkes ne oluyor gökte birden bir değişim dediğinde birdenbire beklenmedik bir aranda binlerce kuş Mekke'nin Kabe'nin etrafında tavaf edercesine koşmaya başladılar. Gökten gagalarında ve ayaklarında birer tane yani üçer tane bir veya üçer tane taş tutuyorlardı ve o taşı kimin nereye atacağını biliyordu. Her kuş görevlendirilmişti bir askere. Askerin başına değiyordu o ve sırtından ardından çıkıyordu. Paramparça ediyordu. Allah diledi mi Kâbesini böyle korur. Aciz kalırsa ümmet korunmaktan Allah korur. Onun da bedeli ağır olur. O zaman sen kendini koruyacaksın. Allah zaten mekanını korur, evini korur, Kur'an'ını korur, ümmetini korur, kelime-i tevhidi Allah korur, cennetini korur. Sana ihtiyacı yok ki. Senin sana kendine ihtiyacın var. Denilir ki kötü düşmana karşı Fil suresi okunur. Rabbin fil sahiplerine neler itti görmedin mi Muhammed? Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Denilir ki Kabe'nin korunma olayı, fil olayı peygamberimizin peygamberliğinden önce verilmiş ona en büyük değerdir. Böyledir. Büyük peygamberler dünyaya gelmeden önce olağanüstü bir hal oluşur. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam doğmadan 2 ay 50 gün önce de fil hadisesiyle Allah son peygamberin geleceğine bir işaret etmiş ve peygamberi taltif etmiş, şereflendirmiş. Senin ileride düzelteceğin Kabe'yi ben koruyorum. Filleri darmadağın ediyorum. Hem neyle? Birer kuş, aciz birer kuş, iki tırnaklı birer kuşla ben ortalığı toz ve duman ediyorum. Mevlam onun rahmetinden istifade etmeyi hepimize nasip et.